Reisi'ye, İsrail'in Filistin'deki saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olması gerektiğini iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını kalıcı olarak durdurması gerektiği çağrısında bulunarak, "Filistin, Mescid-i Aksa ve Kudüs konusu bizim kırmızı çizgimizdir, bu davalardan taviz vermeyiz," dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Akkuyu nükleer santraline ilişkin, "Bu santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci bloğuna artık nükleer enerjiyi sevk etmiş olacağız," dedi. Şap hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, şap hastalığına karşı yaklaşık 12 milyon doz aşının üretildiğini belirtti. Bakan Kirişçi, şap hastalığı virüsü olan SARS-CoV-2 serotipine karşı 37 günde aşı üretimi yapıldığını belirterek, "Bugün akşama kadar 12 milyon aşımız üretilmiş olacak, aşılanan hayvan sayımız bugün itibarıyla 4,5 milyonu bulmuş olacaktır," dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 1 milyar 268 milyon 568 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Sağlık Bakanlığı'nca 80 yaş ve üstü kişiler için hastanelerde kurulacak sağlıklı yaş alma merkezleri, yaşlıların evinde ve yerinde tıbbi bakım ihtiyaçlarının desteklenmesi, uzaktan sağlık hizmeti ve nakli gibi görevleri üstlenecek. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi, ilk evim, ilk iş yerim ve ilk evim arsa, proveleri kapsamında kura çekimlerinin yeni etabı başladı. İshak Polat'ın hazırlayıp sunduğu, Yaşamın İçinden programının yayın konu olan Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Muharrem Güneş yaptığı açıklamada, "Filistin ve Kudüs tüm Müslümanların ortak meseledir," dedi. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada erkek çocuğa gelinlik giydirildiği iddiasıyla paylaşılan videodaki kişinin 23 yaşındaki zihinsel engelli MT olduğunu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve görüntüleri paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi. Kap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 16 milyon Türk lirası ile Şanlıurfa'da desteklenen, toplam 20 milyon Türk lirası bütçeli 8 proveye ilişkin imzalar atıldı. Sivelek Kaymakamlığı, 8-9 Nisan 2023 tarihinde Kızılay tarafından düzenlenecek kan bağışı kampanyasına tüm Sivelek halkını davet etti. Aliliye Belediyesi, çocuk trafik eğitim parkında minik öğrencilere trafik bilinci aşılıyor. Trafikte uyulması gereken kuralların anlatıldığı eğitimde minikler, trafik pistinde akülü araçlarla öğrendiklerini uyguluyor. Aliliye Belediyesi selin izlerini silmek için mahallelerde başlattığı dış cephe boyama çalışmalarını tamamlayarak hanelerin içlerini de boyayarak ilk günkü görünümlerine kazandırıyor. Eyyubiye Belediyesi, mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi de ihmal etmiyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde kayıtları bulunan ailelerin yardım paketleri tek tek evlerine teslim ediliyor. Sel felaketinin yol açtığı tahribatları onarmaya devam eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yürüttüğü çalışmalar kapsamında Süleymaniye Mahallesi'ndeki evleri tek tek temizliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve gaziler ile bir araya geldi.